biz muhtemelen yine birlikteydik, konuşuyorduk. Zirvede Putin, Trump Merkel'e dedi ki, siz doğalgaz alıyorsunuz çünkü kuzeyden doğalgaz boru hattı var, yeni bir tane de bir hat daha çekiyorlar. Para ödüyorsunuz. Ha, kuzeyden. Para ödüyorsunuz ve Rusları, Putin'i zenginleştiriyorsunuz diyor. Şimdi Merkel de bir şey diyemedi. Ben o zaman hatırlıyor musun dedim ki, kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla, bize de söylüyor dedim. Şimdi Cumhurbaşkanı şöyle bir şey anlattı bize, bir anekdot anlattı. O toplantıda da böyle böyle dedi dedi. Ben de diyor, o da aynı benzetmeyi yaptı. Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla. Biz de dedik ki, ya İran'dan doğalgaz almayın, Rusya'dan doğalgaz almayın. Arkadaş, ben yarısını Rusya'dan alıyorum, İran'dan alıyorum, Azerbaycan'dan alıyorum. Hani aynı yerden geliyor. Getiriyor musun bana gaz? Başka bir yerden. Hava gazıyla eşit. Benim vatandaşım üşüyecek, seninki değil. Ben vatandaşımla karşı karşıya gideceğim. Niçin? Şimdi ben bunu söyleyince diyor, Merkel de canlandı. Evet, bunlar evet, da itiraz etmeye başladı. Tam bunu anlatıyor. Şimdi işte. Hadise bu. Bakın, Türkiye'nin o beş, dünya beşten büyüktür itirazı, beşin içerisinde oldukları için bazılarının çok kulağı duymuyordu. Kulağın üstünde yatıyordu. Fransa'nın, İngiltere'nin filan. Ama bakın, Rusya'nın Baltıkların önemli bir bölümünü, Doğu Avrupa'yı kendisinin sayarak, Amerika Batı Avrupa'yı kendisinin sayarak aralarındaki kavgayı tam orada her şey yürüyordu. Yani kırılma noktası fay hattı, orası deprem oluyor, oradaki evler yıkılıyor. Orada can ölüyor, New York'ta ölmüyor. Ya da Moskova'ya bir şey olmuyor. Hep böyleydi. Artık bana göre, benim biraz benzetmem öyle, artık bu iki, bu bölge, bu Baltık'ın doğusu ve batısı, Avrupa'nın ya da doğusu ve batısı, bir tarafın bölgesi, bir tarafın vekili olarak birbirleriyle çatışmak yerine kendisi bir güç olarak, kendisi bir blok yapı olarak ortaya çıkmaya çalışıyor. Avrupa Birliği'nin kuruluş niyeti buydu. Fakat şimdi İngiltere, Almanya'nın önemli bir kısmı, özellikle de istihbaratı, Doğu Avrupa'nın önemli bir kısmı, Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri'nin avucunun içindeyse, siz bunu başaramazsınız zaten. Ölü doğar. Bu da bir şey daha çıkıyor. Şu anda yeni bir şey doğuyor ve burada kimse böyle Macron gibi sonra da gelip parsayı toplamaya falan kalkmasın.